Merhabalar, her zamanki gibi dağınık evime hoş geldiniz. Arka tarafta havlular, bornozlarla falan filan gerçekten güzel bir akşam. İşten dönmüş yorgun bir haldeyken sanıyorum sonunda aldım. Bak, gözükmüyor bile kamerada. Bak, PlayStation 4. Evet, sonunda PlayStation 4'üm var. Ama ve lakin nedense içimde o heyecanı hissedemiyorum. PlayStation 4'te oyun yok ki. Şimdi normalde PlayStation 4'ü eğer bir PlayStation 3'üm olmadan almış olsaydım şu anda yanında kesikle en azından en kötü ihtimalle Killzone Shadow Fall'u alırdım. Ama ve lakin ay. Oy. Ama ve lakin şu an PlayStation 3'te çıkan o kadar fazla oyun var ki Killzone Shadow Fall gibi bir oyun almak mantıklı gelmiyor. Her ne kadar PlayStation 4'ün sınırlarını ne kadar merak etsem de, yeni grafikleri ne kadar merak etsem de. Yani hani ya şu an PlayStation 3'te Castlevania Lords of Shadows 2 var, Final Fantasy 13, Lightning Returns var, Dark Souls 2 çıkmak üzere bilmem ne bir dünya oyun var alınacak yani. PlayStation 4 oyunlarına sıra gelene kadar bir süre geçecek. PlayStation 4'e bu kadar acele ederek almamın tek sebebi ayın 18'inde Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes çıkıyor olması. Her ne kadar 2 saatlik bir şey olsa da o oyuna parayı verip alacağım ve oynayacağım. Aynı zamanda ay sonuna doğru Second Son da çıkacak. Infamous Second Son da çıkacak. Onu da alır oynarım. Serisini de yaparım muhtemelen. O zamana kadar herhalde çözerim nasıl video kaydedildiğini. Aynı zamanda Elgato'dan da yardım istedim. Onlar da bana şeyi gönderecekler, bir kart gönderecekler. Yani Capture Device gönderecekler. Bu sayede oyunları bir şekilde kaydedeceğiz. İnternette fazlasıyla insan sağ olsun bana çözüm sundu çünkü. Bu bir vlog değil. Ben hala anlatıyorum ama. Şimdi bu kutu açma muhabbetlerinden nefret ediyorum açık konuşmak gerekirse. Kutu açma videolarından. Ya yani bir kutunun içinde ne olduğunu size göstermek ne kadar heyecanlı olabilir. Bir düşünün. Bilmiyorum. Her neyse. Ama madem istediniz çünkü vlogun altına gelen yorumlardan 2-3 tanesinde hatta ne 2 tane bayağı bir yorumda şey gördüm hep. Abi PlayStation 4 alırsan ne olur kutu açılış videosu çek diyorsunuz. Peki kutu açılış videosunun amacı nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Kim icat ettiyse tek bir derdi şu. Bakın ne aldım. Bakın ne aldım. İçinde ne çıkıyor? Budur mantığı. Hadi ondan yapalım şimdi. Evet, maalesef pek çok insanın aksine ben çok da geniş bir eve ve çok da fazla eşyaya sahip bir insan değilim. O yüzden masam vesaire falan filan o tarz şeylerim yok. O yüzden yere oturdum, böyle yerde aça aça göstereceğim. Şimdi bu kutuyu ilk kez açmıyorum. Öncelikle bu kutu benim iş yerime geldiği için ofiste herhangi bir problem olmasın diye kargo anında hemen açtım, kontrol ettim ne var ne yok, içinde eksik var mı falan filan diye. O yüzden kutunun ilk kez açılmadığını görebilirsiniz. Hatta şurada şöyle tekrar bantladım buraya gelmeden önce yolda bok olur diye. Hatta eve gelene kadar cidden tırstım lan. Sanki PlayStation 4 dünyadaki en değerli şeymiş gibi birileri sürekli bana saldıracakmış ve elimden aleti alacakmış gibi salak bir hisse kapıldım. Oyunu yok daha bu aletin, oyunu yok oyunu. Her neyse. Önce de kutunun içinden bir tane daha kutu çıkması zaten ayrı bir geçik lan. Fuck. Bu arada evimin ne kadar dağınık olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ben bunu açmaya çalışırken ben şurada sahnenin dışında açmaya çalışırken siz orada bir takılın bağlı ne olacak? Çık dışarı. Çık. Tamam. Oh, bir dakika. Bir nefesleneyim. Ay. Oy. Şeyler. Şimdi. Oy. Evet. Aç. Görebiliyor mu lan bu dandik kamera? Ay. Ha. Aha da burada. Ne oluyor lan bu saatte? Bir dakika. Skype. Anıl! Duyuyor mu? Duyuyor mu? Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Kapattım. Şimdi. Evet, hiçbir şey yok, bir dakika. Şimdi şunu çevireyim. Bu arada ışık bok gibidir kesin bu videoda. Şimdi görür gelmiş hiçbir en kötü kutu açma videolarından biri olacağını eminim. Evet. Şimdi öncelikle güzel mi güzel DualShock 4. Gerçekten bunun için
uzun süredir bekliyorum. Şu aleti elimde tutmayı gerçekten istiyordum. Oh yes. Ve gerçekten hoş bir yapısı var. Gerçekten güzel bir his olduğunu söylemeliyim tutmanın. Oh. Ya tabii ben kamera dışında yaparsam bunun bir bok anlamı yok böyle. Al. Heh. DualShock 4. Oğlum çok hoş duruyor lan. Dışı yapısı falan gerçekten çok iyi. Ne bileyim 3 tane DualShock 3'üm var. Bir DualShock 4 etmezler falan gibi böyle. Saçma sapan bir şey de söyleyeyim. Şuradan da güzel güzel ışıkları yanacak. Evet güzel bir şey. Nasıl kullanıldığı ile ilgili en ufak fikrim. Olmasa da henüz bir DualShock 4. Onun dışında dur açar. Ne var burada? Ay. Ana. Kırmadan çıkarabilirsem eğer. Ve tabii ki makinenin kendisi ama şundan içinden de ama çok şey var bunun içinde ya. Çünkü bir şeyler çıkıyor. Bir dakika. Gel sen şöyle. Oy. Oy ana. Oy yavrum. Gel çocuk. Oy oy oy. Oy. Yerler seni. Yerler. Bak abisi. Abisi. Bak bak bak. Nasıl güzel. Bak. Ters mi tutuyorum lan? Ha yok böyle değil mi? Heh. Abisi. Şunun güzelliğine bak. Nasıl da güzel parlıyor. Bak bak bak. Kamerayı görebiliyor musunuz? Gördünüz mü? Kamera bile yansıyor. Kamera bile yansıyor. Bunun güzelliği. Yerler bunu. Abisinin yerler. Oyun nereden takılıyor lan buna? Ha? Beyler. Sağ sol. Şuradan, ha şuradan. Direkt sokulunca giriyor mu? İyi. İyiymiş. Kendimi de görebiliyorum. Mutluluk verici. Bakayım yansıtabilecek miyim kendime? Sanki oluyor mu? Neyse. Şurada koy yerine. Ne kaldı ki? Onun dışında kablolar kaldı zaten. Kabloları da göstermek çok eğlenceli olur. Bak. Oba kablo kablo. HDMI. What the fuck is this? Kulaklık mı lan o? Aa kulaklık. Çok ilginç. Anam. Dur. Elektrik ve DualShock şarj etmek için kullandığımız USB kablosu. İşte bu kadar. Harbiden ışığın ne kadar kötü olduğunu şu an fark ediyorum yalnız. Ve kameramın ne kadar dandik olduğunu, zar zor odaklandığını vesaire falan filan. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben şimdi gidip PlayStation 4'te bir şeyler oynamayı deneyeyim bari. Ne bileyim PlayStation Plus'a falan üye olayım. Bir iki tane oyun vardır herhalde oynanabilecek değil mi? Bye bye.